Değerli izleyicilerimiz, aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. İslam ve Hayat programımızda malumunuz sizlerden gelen dini soruları Şanlıurfa Emekli Vaizimiz Ahmet Sarıoğlu hocamız cevaplandırmaya devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz de merak ettiğiniz dini fıkhi soruları 0414 alan koduyla 247-36-36 ve 247-53-53 nolu hatlardan sorabilirsiniz veya cep telefonunuzun mesaj menüsünden girip büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bırakıp dini sorunuzu yazıp 3969'a mesaj olarak da göndermeniz mümkündür aziz izleyicilerimiz. Muhterem hocam, bir izleyicimiz de sorusunda bir kişi vefat etmeden önce vasiyeti varsa ve vasiyeti mirasçıları tarafından yerine getirilmezse bunun hükmü nedir demiş. Haramdır. Muhterem izleyiciler, vasiyet ölünün hakkı ancak malı olmak şartıyla. Diyelim ki adam ölülerden evvel diyor ki ben ölürsem benden sonra hacca benim yerime birisini bedel gönderin. Parası da vardır. Malının üçte biri bir hac bedel haccını ifa edecek kadar ise miktar olarak bu insanın yerine hacca göndermeleri varisler için haktır. Evet. Yani miras paylaşımı yapılmadan evvel bugün bir hac normal şartlarda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilan ettiği fiyata göre $3.750. Yani yaklaşık 12 bin liraya tekabül ediyor. Efendim biraz da masraflar var, 15 bin liraya tekabül ediyor. Mutlaka varisler 15 bin lirayı çıkaracak ve ölülerinin yerine hacca birisini gönderecekler. Göndermezlerse günah işlemiş olurlar, haram işlemiş olurlar, ölünün hukukuna tecavüz etmiş olurlar, ahirette bunun hesabını vermek durumunda kalırlar. Eyvallah hocam. Onun için ala kulli hal, ölünün vasiyeti her şeyden evvel. Vasiyet, borçlar mirastan, miras taksiminden evvel çıkarılacak. Ondan sonra borcu varsa, vasiyeti varsa bunlar öncelikli olarak malın yekunundan çıkarılacak. Ondan sonra gerisi taksim edilecek. Eyvallah. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda evladın babaya hakkı var mıdır şeklinde soru sormuş. Tabii ki muhterem izleyiciler, vardır. Evladın babasındaki hakları var. Ona saliha dindar bir anne seçiminde bulunması, evlada güzel bir isim vermesi, evlada halalından gıdalandırması, evet, evladına dinini, imanını, İslamiyetini öğretmesi, efendim buluğ çağına erdiğinde onu evlendirmesi babanın görevleri cümlesindendir. Edep verecek, terbiye verecek, İslam'ı öğretecek veya öğreten insanlara gönderecek ve vazifesini evladına karşı yerine getirecek ki evladından bir şeyler beklesin. Şimdi tek taraflı hak yok muhterem izleyiciler. Haklar kadar sorumluluklar da vardır. Babanın evlad üzerinde hakkı var, evladın da baba üzerinde hakkı var. Her hak sahibi hakkını yerine getirmesi lazım. Her hak sahibine hakkını ödemek lazım. فَاَتُوا فَاَتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَتِي كُلَّذ۪ي حَقٍ حَقَّهُ. Yani Cenab-ı Hakk'ın insan üzerinde hakkı var. Nedir? Allah'a iman edecek, şirk koşmayacak, Allah'a kulluk edecek, Allah'a ibadet edecek, Allah'ın yasaklarından sakınacak, evet, Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Efendim, anne babanın hakları var, onlara saygı duyacak, hürmet edecek, onlara yardım edecek, onlara hizmet edecek. Efendim, hanımına karşı, eşine karşı hak var. Eşini de gözetecek, koruyacak, kollayacak, ihtiyaçlarını giderecek. Efendim,
Müsafirinin de insan üzerinde hakkı var. 3 güne kadar müsafirin ihtiyaçlarını giderecek. 3 günden sonrası nafiledir. İsterse devam eder, isterse der ki irtahil anna, bizden artık al. Yani buradan git diyebilir. Evet hocam. Değerli hocam, başka bir izleyicimiz sorusundu. Namaz kılarken sürekli şaşırıyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Namaza yoğunlaşmak lazım muhterem izleyiciler. Namazın evet, önemini idrak etmek lazım. Ehemmiyetini idrak etmek lazım. Huzurullah'ta olduğunu düşünmek lazım. Dünya ahirete göre bir şey ifade etmez. Dünya ile ahiretin karşılaştırılması muhterem izleyiciler, bir insan denize iğneyi batırsa denizden ne çıkarır? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bu dünyadır. Ahiret denizdir. Dünya için ahireti unutmak, ahireti dünyaya feda etmek caiz değildir. Doğru da değildir. İnsanların namazda şaşırmasının hikmetleri, sebepleri var. Biri çok günah işlemekten dolayı oluyor. İkincisi dünyayı ahirete tercih etmesi var. Dünya hedef, dünya baskın, dünya birinci planda olduğu için insanlar dünyaya daha çok önem veriyor. Ve bundan dolayı insanlar ibadetleri, namazı tam manasıyla yerine getiremiyor veya getirmiyor. Çünkü zihni, aklı, kalbi hep dünya ile meşgul. Namaza duruyor ama kalbi namazda değil. Dünya işlerinde, dünyevi meselelerde, dünya menfaatlarında olduğu için o insanın şaşırmaması için sebep yok. Zaten şaşıracak. Çünkü insan kalbiyle, kalbiyle namaza yoğunlaşması lazım. Yoğunlaşmadı mıydı, kalbi başka bir tarafta oldu muydu, o zaman bu insan hakkıyla namazı yerine getiremez. Evet. Onun için namaz dinin direği. Bütün dünya bir arada, 2 rekat sabah namazının sünneti bir arada. Hangisi daha baskın, hangisi daha ağır? Sabah namazının 2 rekat sünneti muhterem izleyiciler. İşte bu kadar. Yani dünyamız bu. Dünya bir şey ifade etmez. 2 rekatı sabah namazının sünneti. Dünya ve içindeki her şeyden üstündür. Evet. Hayırlıdır. Evet hocam. Onun için namazı anlamak lazım. Namazı bilmek lazım. Namazın ehemmiyetini, önemini bilmek lazım. Namaz insanı her türlü sıkıntılardan kurtarır, her türlü problemlerden arındırır ve insanı insan olarak yaşamasına vesile olan yegane ibadet namazdır muhterem izleyiciler. Namazın yerini tutacak dünyada hiçbir ibadet yoktur. Eyvallah. Değerli hocam, telefondan mesajla gelen soruyu izleyicimiz. Geçen hafta ben soruyu iyice hatırlıyorum. Evet. Süt kardeşleri evlenmişti. Durumu ne olacak? Siz de gerekli açıklamaları yaptınız. Diyor ki hocam, geçen hafta süt kardeşiyle evlenen varsa boşansın dediniz. Gerçi açıklamayı yaptınız da ama direkt boşansın demediniz duruma göre. Yani kaç defa emmiş değil tabii mi? O mezheplere göre hükmün değiştiğini söylediniz. Hı hı. Bundan 30 yıl önce evlenmiş 2 kişi için de geçerli mi diyor? Çünkü o zaman böyle bilgilendirici imkanlar yoktu. Köylerde imamlar da yoktu. Bunlar o zaman evlenmişler. Ne yapmaları lazım demiş. Aziz kardeşim, bu süt annelerinden kaç defa süt emmişler? Eğer 1 defa, 2 defa, 3 defa, 4 defa emmişlerse bunlar Şafii mezhebine göre devam edebilirler. Madem çoluk çocuğa karışmışlar, yaşları ilerlemiş, 30 sene şimdi neredeyse 50 yaşlarında olmaları düşünülüyor. Eğer 5 defa ve fazlası, 5 defadan fazla süt emmişlerse her halükarda bu insanlar ister 30 sene evvel evlenmiş olsunlar, isterse 40 sene evvel evlenmiş olsunlar,
isterse 50 sene evvel evlenmiş olsunlar, mutlaka bu insanların ayrılmaları lazım. Çünkü bunlar süt kardeşlerdir. Çocuklarının nesebi sahih, fakat devam etmeleri haram. Devam etmeleri caiz değil. Peki hocam, kaç defa evlilikler bilinmezse, yani öyle bir imkan olması nasıl olacak? Yani biliniyorsa tabii. Biliniyorsa kaç defa emdiği. Ama bir tahmin var. Yani süt annesi veya işte çevredeki insanlar bilirler genelde. Evet. Bu insanlar kaç defa emmiş? Eğer dediğim gibi 5 ve fazlası emmişlerse efendim, bunlar birbirlerinden behemahal ayrılmaları lazım. Evet hocam. Bunlar kardeştirler, birbirlerine olmazlar. Eğer 4 defa ve daha aşağısı emmişlerse, Şafii Hanefi de olsalar, Şafii mezhebini taklit ederek hayatlarını, aile hayatlarını devam ettirebilirler. Ya çünkü Hanefi mezhebine göre dediniz ki bir damla da haram edicidir. Evet. Haram edicidir. Aynen öz bacısı gibi olur. Aynen, hiç fark etmez. Ve ahavatukum minar rıza'a, Kur'an bizzat sarahatla bunu ifade ediyor. Sütten kız kardeşleriniz de size haramdır. Sütten kız kardeşleriniz. Evet. Onlar da soydan kardeşler gibidirler. Eyvallah. Hiç farkı yok. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda, kardeşim resmiyette eşinden boşandı. Fakat imam nikahıyla boşanmadı. Acaba eşinin evine gidip otursa, çocuklarıyla beraber aynı sofrada bulunursa, bu caiz midir? Aziz kardeşim, şimdi ben bilmiyorum. Bu dilekçeyi kim verdi? Erkek mi verdi, kadın mı verdi? Erkek verdiyse zaten bir boşamaları gitmiştir. Boşanma dilekçesini mi hocam? Dilekçesini. Hakime diyor ki, seni tayin ediyoruz. Yani vakil tayin ediyor. Hükmen öyle diyor. Evet. Boşanmak talebinde bulunuyor. Hakim de duruma göre boşuyor bunları. Bu bir boşamadır. Bir boşamadır bu. Ancak iddet süresi içerisinde hanımına dinen dönebiliyor. Evet. Yani bir 3 defa adet görmesi süresi içerisinde hanımına dönebiliyor. 2 talakla birlikte. 2 talak kalır. Evet. Yani 3 aylık bize süre zarfında. 3 aylık diyemiyoruz ki ona. Tam net diyemiyoruz. Diyemiyoruz. 3 kuru. 3 hayız. 3 kuru'in. 3 defa adet görmesi. Bunlar 45-46 günde de olabiliyor. 47 günde evet. Olabiliyor yani. Neyim ona? Hayız görmesi. Yani tabii ki. 1,5 ayda da olabiliyor bunlar. Mümkündür. Onun için bu süre içerisinde dönmezse hanımına, artık boşanmış olur. Yeniden bir nikahla ancak dönebilir. İki tarafın muvaffakatıyla yeniden dönebilirler. Eyvallah hocam. Ancak kadın müracaat etmişse, boşama talebinde bulunmuşsa, erkek hiç karışmamışsa ve kadın mazlum değilse, mağdur değilse, yani haksızlığa uğramamışsa, hayat çekilmez hale gelmeden, efendim ben artık bu adamı istemiyorum, keyfim öyle istiyor demesi ayrı bir şey. Yani keyfi boşanma. Keyfi boşanmaysa vermişse, evet. O boşama vuku etmez dinen yani. Kanunen boşama olsa da dinen olmuyor. Evet. Tabii biz burada bu vatandaşımıza cevap vermek şansına sahip değiliz. Evet. Boşama şeklini biz bilmiyoruz. Nasıl boşamış? Kim müracaat etmiş? Erkek mi, kadın mı? Kadınsa kadın mazlum mu, yoksa keyfi mi boşanıyor? Boşama talebinde bulunuyor, onu da bilmiyoruz. Ona göre biz bir şey diyemiyoruz. Evet hocam. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda. Ayaklarım sürekli ağrıyor, romatizmam var. Dizimi bükemiyorum, namazımı oturarak kılıyorum. Bunun sakıncası var mıdır demiş. Hayır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, salli kaimen. Namazı ayakta kıl. فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ, ayakta kılamayacak durumdaysan, فَصَلِّ قَائِدًا, oturarak namaz kıl. Ve oturarak da kılamıyorsan, فَاَلَى جَنْبٍ, bir tarafa yan gelerek namazı kılacaksın ama namazı terk edemiyorsun. Akıl başta kaldığı sürece, vücut hareket edebildiği sürece namaz kılanacak.
Fakat herkes kendi gücüne göre namazı kılacak. Evet. Mutlaka namaz kılınacak. Ama her insan kendi gücüne göre, kendi sıhhat ve kudretine göre bu namazı kılacak. Ya ayakta kılacak, ya oturarak kılacak, ya yan gelerek kılacak. Ama namazı terk etmek din-i mubini İslam'da yok. Müslüman olduğu sürece, hayatta kaldığı sürece, vücudu hareket halinde olduğu sürece mutlaka bu namaz kılınacak kardeşim. Eyvallah hocam. Terki yok. Eyvallah. Değerli hocam, bir izleyicimiz de yine mesajda sorusunda. Bir insan diyor suçsuz yere hapiste yatarsa diyor, bunun bir günahı var mıdır diyor, yani herhalde o kişi için, yatan kişi için. Yoksa diyor, günah diyor yatan o mahpustaki kişiye midir, yoksa onu şikayet eden kişide midir? Şimdi bir insan suçsuz olarak cezaevinde yatıyorsa her bir günü bir sene, bir her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Maşallah. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Mazlum olduğu için değil mi? Mazlum olduğu için. İftiraya maruz kalmış. Herhangi bir suçu yok. Birisi keyfe istemiş. Tutmuş bu adamı karalamış. İki tane de yalancı şahit bulmuş. Her nasılsa bu adamı mağdur etmiş, mahkum etmiş. Halbuki bu adamın böyle bir suçu yok. Bu adam sevap kazanıyor. Sabrederse çok büyük sevaplara nail olur. Büyük ibadetleri yapmış gibi indi ilahide kabul görür. Ve o adam zarar etmiyor, kâr ediyor. Çünkü hayat nasıl olsa geçecek. Hayat saraylarda da olsa geçer, zindanlarda da olsa geçer. Evet. Önemli olan hayat geçerken sevaplı geçmesi, hayırlı geçmesi, ibadetli geçmesi ve Cenab-ı Hak indinde sorumlu olmadan geçmesi, günlerimiz aydın geçmesi, sevapla geçmesi, önemli olan o. Yoksa zaten geçiyor muhterem izleyiciler. Nasıl olsa bu hayat gidiyor. Evliya efendim zindanda da olsa geçer, sarayda da olsa geçer. Her harukarda bu hayat geçiyor. Dolayısıyla insanlar hayatlarını değerlendirmeleri lazım. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Faraizi yerine getirerek zinetlendiriniz, süslendiriniz. Farz namazları kılarak değil mi hocam? Tabii, farzları yerine getirerek, farz namazlarını kılarak, günahlardan çekinmekle hayatınızı koruma altına alınız. Hayat nasıl koruma altına alınıyor muhterem izleyiciler? Günahlardan çekinmek, hayatın koruma altına alınması demektir. Günah işleyen insan hayatını her zaman tehlikeye maruz bırakıyor demektir. Her bir günah insan için bir felaket getiriyor. Bir musibet getiriyor. Bir bela getiriyor. Bir felaket getiriyor. Onun için günahlardan çekinmekle hayatınızı koruma altına alınız. Eyvallah hocam. Değerli hocam, bir izleyicimiz de sorusunda, asgari ücretle çalışan biriyim, mecbur, çaresiz kaldığım için diyor, bankadan kredi çektim ve ev aldım. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Muhterem izleyiciler, mecburiyet görecelidir. Siz mecburum diyorsunuz ama gerçekte öyle mi? Yani siz kirayla oturamaz mıydınız? Evet. Veya bir kar zarar ortaklığı üzerine çalışan bir kurumdan ev alamaz mıydınız? Gittiniz faizli bir paraya bulaştınız. Yani bu mecburiyet göreceli, nisbidir. Size göre mecbur. Ama gerçekte acaba mecbur musunuz, değil misiniz? Yani mecburiyet nedir? Kirayla bulamıyorsunuz. Göçünüz, eşyanız ortada kalıyor, sokakta kalıyor, perişan olacaksınız. O zaman mecburiyettir. Yoksa ben ev sahibi olmak istedim, onun için ev sahibi olamıyorum böylelikle. Ne yaptım? Ben efendim faizli
bir kredi aldım ve ev sahibi olmaya çalıştım. Caiz değil muhterem izleyicim. Eyvallah. Caiz değil. Değerli hocam, mesajda bir izleyicimin sorusu vardı. Hemen o soruya geçeyim. Akika kurbanın etinden aile fertleri yiyebilir mi? Artı akikanın kemiklerinin gömülmesi farz mıdır demiş izleyicimiz. Aziz izleyiciler, her ibadete maalesef bir kısım hurafeler karışıyor. Evet hocam. Akika kurbanı sünnettir muhterem izleyiciler, sünnettir. Yani dünyaya gelen çocuğunuz için ilk 7 gün içerisinde veya buluğ çağına ermeden evvel çocuğunuz için akika kurbanı kesmeniz sünnettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için kurban kesmiştir. Akika kurbanı kesmiştir. Peygamber Efendimizin sünneti 3 çeşittir. Kavli sünnet, fiili sünnet ve takriri sünnet olmak üzere 3'e ayrılıyor. Evet. Peygamber Efendimizin Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu teala anhuma için kurban kesmesi fiili sünnettir bu. Bizzat yapmış yani. Bizzat yapmış. Evet. Ve dolayısıyla artık bu sünnettir. Eyvallah. İmkanı olan insan, durumu elverişli olan insan dünyaya gelen çocuğu için akika kurbanı kesmeli. Akika kurbanı da normal kurban bayramında kesilen kurban durumundadır. Evet hocam. Nasıl ki kurban bayramında kesilen bir kurban, efendim belli yaşa sahip olması lazım. Koyun bir sene, keçi Hanefi mezhebinde bir sene, Şafii mezhebinde 2 yaşında olması lazım. Efendim, kulakları sağlam olması, dişleri sağlam olması, gözleri sağlam olması, koyunsa memeleri sağlam olması, inekse 2-3-4 memesinden 3 tanesi sağlam olması, nasıl ki bunlar şart ise akika kurbanında da bunlar şart. Evet. Akika kurbanı olunca da bunların uygulanması lazım. Göz önüne alınması lazım. Eyvallah. Ve o şekilde icra edilmesi lazım. Sadece kurban bayramında kesilen kurbanın etinin 3'e bölünmesi efendim sünnettir. Akika kurbanında böyle bir şey söz konusu değil. Akika kurbanını kesen bir insan en iyisi, en güzeli eti pişirerek yemek olarak dağıtması. Kemikler eğer çocuk yaşıyorsa kırılmaması daha uygun. Kırılmaması. Yani mafsallardan bölmesi. Evet hocam. Kemiği kırmaması bir evlalıktır. Ama akika kurbanının kemiğinin gömülmesi olayı yoktur İslam'da. Böyle bir gömülme şeyi yok. Bu bir ilavedir. Evet hocam. Bu bir şeydir yani hurafedir. Bid'attır. Dine sonradan sokulmuş. Batıl bir inançtır. Evet hocam. Dini mubini İslam'a sokulmuş bir yanlıştır. Eyvallah hocam. Kurban kemikleri gömülecek diye bir olay yok. Evet hocam. Onun için bunu dikkat edelim. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra İslam ve hayat programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.